Tuttuk. Değerli dostlarımız katıldı. Önemli bir yayın yapacağız. Sevgili Şaban bizi izliyorsa ona günaydın diyorum. Sayın Uğur Dündar bizi izliyorsa kendisine de günaydın diyorum. Bu arada bir reklam yapmak istiyorum. Sayın Dündar'ın bir kitabı yayınlandı bildiğim kadarıyla. Ayrıca o reklamı da yapalım. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkmış. Kitabın adı Hayatımın Sırları, Uğur Dündar ve Türkiye'nin son 50 yılının gerçek hikayesi olarak koymuş. Sayın Dündar da bunu bir tweetle paylaştı. İstersen Ali onu da getir. Sayın Dündar'ın kendi kitabıyla ilgili yaptığı değerlendirme şöyle tırnak içerisinde. Uğur Dündar kimseyi satmaz. Sağlam adamdır. Dön sırtını, koy önüne milyarları, aileni git. Yıllar sonra dön gel, o emanetler aynen orada duruyordur. Nöbetlerinde Uğur vardır. Değerli kardeşim, Hasan Baran'ın başarılı romanına ön sözü sevgili Müjdat Gezen yazdı. Kırmızı Kedi'den yayınlandı. Kitap meğer romanmış. O yüzden kurmaca mı, gerçek mi, bir belgesel roman mı görürüz. Biz de bunu tanıtmış olalım. Sayın Uğur Dündar kendi kitabını böyle tanıtmış. Uğur Dündar kimseyi satmaz. Sağlam adamdır. Dön sırtını koy önüne milyarları aileni git. Yıllar sonra dön gel. O emanetler aynen orada duruyordur. Nöbetinde de Uğur vardır demiş Müjdat Gezen. Kendi hesabından paylaşmış. Demek ki Sayın Müjdat Gezen'in bu Uğur Dündar hakkındaki bu yorumuna Sayın Uğur Dündar katılıyor ki bunu paylaşmış. Biz de buradan kitabının tanıtımını yapmış olalım. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah okuru bol olur. Müjdat Gezen'in Uğur Dündar hakkındaki tanıtımı, Uğur Dündar da bu söylenenler hakkında katıldığı için paylaşarak bol satışlı bir kitap olduğunu düşünüyorum. İmza günleri olacaktır. Sayın Dündar'ın yolunun açık olmasını dilerim. Daha doğrusu kitabın açık olmasını dilerim. Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bölümü sona atmaya karar verdim. Çünkü girmiş olduk. Şimdi girdiğimiz bir meselede bir yanlışlık yapmamamız lazım gerekir. Madem başladık, zaten pek çok dinleyicimiz de belki de bunun için geldi. Yandaşlar da izliyor olabilirler. Ben meseleyi anlatmadan Sayın Dündar'ı, Sayın Dündar'la ilgili hukukumu anlatmak isterim. Sayın Dündar hayatımda televizyon dışında ilk defa Tuncay Özkan'ın hapiste olduğu dönemde Tuncay Özkan'ın partisinin genel başkan yardımcılarından bir hanımefendinin benden yardım istemek için geldiği bir dönemde, Tuncay Özkan'ın hapisten çıkması lazım, büyük haksızlık var dediği bir dönemde Uğur Dündar Bey'le görüşmek istediklerini fakat Uğur Dündar'a ulaşamadıklarını, Tuncay Özkan Bey'le Uğur Dündar Bey'in arasında da bir gerilim olduğunu söyledi. Ben de Uğur Dündar'ı o sene Sayın Gökhan Günaydın'la onun başında olduğu Ziraat Mühendisleri Odası'nın yılın gazetecisi ödül töreninde ilk defa tanımıştım. Ödülü almamın sebebi Türkiye'deki bu ata tohumunun sertifikalı hale gelmesi, hibrit tohum meselesi falan, onları gündeme getirip ardı ardına yayınlar yaptığım için benden sonra Sayın Dündar bu haberleri herhalde ya gördü ya da Sayın Gökhan Günaydın'ın çabasını gördü. O da yapmıştı. İkimize ödül vermişlerdi. Tabii ben henüz daha 34 falan o civarda bir yaştaydım. Ödül töreni için Ankara'ya gittik. Ziraat Mühendisleri Odası tabii çok büyük bir oda. Ödül de çok değerli. Oy birliğiyle alınmış. Sayın Dündar'ın yanına ödül alanlar olarak denk düştük. El sıkıştık. Birlikte ödül almamızdan memnun olduğunu söyledi kendisi. Ben de tabii memnun oldum. Sonuçta bir ödül alıyoruz. Ve Türkiye'de seçilmiş kimseler olarak ödül alıyoruz. Orada tanışmıştım kendisiyle. Tuncay Özkan'ın hapisten çıkarılması için verilen mücadelede o genel başkan yardımcısı değerli İzmirli hanımefendi ve diğer partililerin de o görüşmeyi sağlaması için o günkü tanışıklıktan dolayı ilk defa o gün görmüştüm Sayın Dündar'ı. Randevu olarak Doğan Medya'daki, o zaman Star Ana Haberi sunuyordu sanıyorum,
Odasında bir görüşme gerçekleşti. Hanımefendi Uğur Dündar'a taleplerini söyledi. Uğur Bey de bütün kırgınlıkları kenara bırakarak ortada bir mağduriyet olduğu için çelebi bir şekilde davranmış oldu. Bence de bir insanın mahpushanedeyken kin vesaire geçmiş hikayelerini bırakılıp bu şekilde davranılması gerekiyordu. İlk karşılaşmamız bu idi. Bir ödül vesilesinin ardından ikinci, daha doğrusu bu idi. Üçüncü defa karşılaşmamız SkyTürk televizyonunda Nedim Şener Bey'in Uğur Dündar biyografisi yazdığı bir dönemde. Nedim Şener Bey büyük sıkıntı yaşamaktaydı. Kolay değil. İktisadi sıkıntı da yaşıyordu. Çünkü muhalif bir gazeteciydi. Uğur Dündar Bey bu kitabı kendisinin yazması talebi geldiğinde buna evet demiş, az önceki beyefendi gibi. Hayatı konu olmuş tabii, uzun yıllar yaşamış bir gazetecinin hayatı. Ve o dönemde Sayın Dündar bu telif haklarını kitabın Nedim Şener'e bırakarak, yine çelebi davranarak Nedim Şener Bey'in buradan bir ekonomik gelir elde etmesi ve ayakta durması noktasında önemli bir katkı yapmış idi. Dolayısıyla bunu da o gün bunu da yaptığı dönemde biz de kitabın tanıtımı yapıp Nedim Bey'e ve Uğur Bey'in anlaşılması açısından Orhan Gökdemir'in editörlüğünde SkyTürk televizyonunda Zamana Karşı programında Sayın Dündar'ı bayağı da o kitabında katkı görmesi için bayağı da tanıtan bir yayın yapmıştık. O gün gelmişti. Hatta bana çok güzel bir cümle kurdu. Tıpkı şu anda yaptığım gibi ben kamera karşısında doğaçlama konuşurken reklam arasına girdiğimizde Enver dedi, prompter nerede, nereye bakarak konuşuyorsun? Uğur Bey dedim, ben Allah vergisi herhalde doğaçlama konuşuyorum. Türkçemize de özen gösteriyorum. Edebiyatla da ilintim var. Tahmin ediyorum promptersız konuşmak biraz oradan geldi. Hayatımı bu bağlamda dil ile kazandığım için, her yazarın konuşma melekesi olmayabilir ama eğer benim konuşma melekemi beğendiyseniz, bu becerimi bir de prompter olmadan gördünüz, belki siz onu şaşırarak izlediniz dedim. Enver dedi, bu muazzam bir şey. Bir televizyoncunun bunu yapması, bu kadar kolay sorular sorarken bir yandan düşünüp bir yandan konuşması müthiş bir meziyet dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Üçüncü karşılaşmamız bu. Dördüncü karşılaşmamız kendisiyle, dikkat edin hep bir vesile oluyor. Dördüncü karşılaşmamız Doğan grubundan ben kovulduktan sonra, kovulma gerekçem de işte siyasi sebeplerdi biliyorsunuz. Sevgili Barış Tünay beni mesajla kovmuştu. Kendisine de selamlar buradan. Benim yakın arkadaşımdır, severim de, yeniden konuşmaya başladı. Kovulduktan sonra o gün eve doğru giderken telefonum çaldı. Beni Sayın Dündar önce geçmiş olsun dedikten sonra Halk TV'de Arena programı, Halk Aranası programı yapılırken benim yayına katılmamı rica etti. Ya da teklif etti diyelim. Rica etmez çünkü Uğur Dündar. Teklif etti. Ben de kendisine bir kurumdan ayrıldıktan sonra o kurumu sebepsiz yere ya da o spekülatif bir ortamda kötülemenin hoş olmayacağını ya da eleştirel olmak için zamana ihtiyaç olduğunu söyledim. Kabul etmiyorum Enver. Gel dedi, öyle bir şey olmaz dedi. Ben dedim ki Sayın Dündar, Uğur abi, yani bu benim ahlakıma uymaz. Neyse, Akatlar Kültür Merkezi'nde yapacaktı. Meğersem Ümit Kocasakal Bey de o gün davetliymiş. Ben yayına katılmayacağımı söyledim. Sayın Uğur Dündar bana birkaç mesaj yazdı. Ya Enver dedi, gel tanıtımı koydum falan. Ben gitmedim. Belki de o bana ihtimal vermedi. Belki de benim kabalık yaptığımı düşündü. Ondan sonra bir daha bir araya son bir kez daha geldik. Bilgin Gökberk'in bir kitapçısı vardı. Şeyde İzmir'in bu tatil beldelerinden biri. Orada bir imza günü yapıyorduk. Ben oraya gittiğimde Sayın Dündar oraya hep gelirmiş. Orada karşılaştık, el sıkıştık. Hatta Nilgün Belgün ve Ayşegül Aldınç da oraya gelmişti. Değerli arkadaşlarım, onlara da selam olsun. Bir de orada konuştuk. Bunun dışında Sayın Dündar'la bir karşılaşmam olmadı. Beraber de bir kez bir yayına daha katılmıştık Halk TV'de. O kadar. Bunların dışında karşılaşmam olmadı. Yalnız Cumhuriyet Gazetesi'nde
belgesel nitelikte bir yazı yazdım. Tarihsel belgesel nitelikte bir yazı yazdım. Yazıyı yazmamın sebebi de şuydu. Sayın Dündar'ın da adı geçiyordu. 12 Eylül darbesinin ardından Türkiye'de kim nerede ne yapmıştır diye bir araştırma, bir deneme yazısı yazarken Tarık Akan ağabeyimi çok yakından tanıdığım, özellikle 3-4 günlük bir hayatımda yaşadığım en güzel günlerdi onlar belki bir tatil olarak. 4 günlük bir Paris gezisinde sohbet ettik. Biliyorsunuz Uğur Dündar, Tarık Akan, benzer kuşak insanları, aralarında dostluk olmuş olabilir. Sanıyorum ikisi de Bakırköy'de oturdular. Gerçi eğer yanılmıyorsam Sayın Dündar Perterinyal Lisesi'nden mezun. O dönem tabii bir hareketli ortam var. İnsanlar birbirini tanıyor. Allah uzun ömür versin. Tiyatrosunu da satışa çıkartmış Sayın Müjdat Gezen. O da o kadrodan. Kemal Sunal o kadrodan. Bu arada Müjdat Gezen'le ilgili bir yanlış düzeltelim. Sayın Gezen okulunu, Habefa Lisesi tamam doğru. Sayın Müjdat Gezen okulunu satmıyor. Okul duruyor. Kadıköy'de artık pek de işletilemediği ve ekonomik sıkıntı olduğu için kullanılamayacak olan tiyatrosunu satıyor. Tabii bir tiyatronun satılması da kötü ama nihayetinde okul duruyor. O yüzden bunun altını çizelim. Sayın Dündar da bunu duyurdu. Yani öğrencilerin endişe etmesine bir gerek yok. Bunun da buradan altını çizmek isterim. Tarık abi 12 Eylül gündemini anlatırken işte Vasıf Öngören'in ustası olduğu Yılmaz Güney'le film yapma dönemini, Madem filminin, efsanevi Madem filminin sürecini, çok güzel şarap içerdi Tarık abi. Yalnız çok sigara içerdi, ona üzülürüm hep. Onları anlatırken o 12 Eylül'de kimin nerede olduğu, insanların kimi arkadaşlarını nasıl sattıklarını falan anlatırken bazı olayları da anlattı. Yurt dışından uçakla dönüp havaalanında gözaltına alınması, oradaki polisin niye döndünüz demesi, ben bir asker çocuğuyum, bir suçum yok, niye döneyim dediği falan. Peki o zaman bu anlattıklarının tabii anlattıkları Anne Kafamda Bit Var adlı hatıra kitabının çok daha fazlasıydı. Yazı yazmaktan hoşlanmıyordu Tarık abi. Çok güzel belgeseller çekiyordu. Onu da altıncısı. Orada Sayın Dündar'la ilgili bir bölüm var. Benim iddiam değil tabii bütün bunlar. Tarık abi askeri cezaevinde solcularla birlikte mapusluk yaşarken bir gün yukarı çağırıyor oranın komutanı tarafından. O komutan çağırdığında Tarık abiyi götürüyorlar. Babası asker olduğu için sağlığı falan merak ediliyor. İçeri girdiğinde Sayın Dündar da orada. Sayın Dündar'ın orada olduğunu görünce aralarında bir soğuk hava esiyor. Çünkü hani Dündar komutanın yanında Sayın Dündar. Tarık abi aşağıdan geliyor. Tabii 12 Eylül karanlığı. Bir ihtiyacın var mı diyor Uğur Bey. Ama tabii orada görünmekten hoşlanmıyor herhalde. Zindanlar dolu falan. O tarifte orada nesnel bir şekilde Tarık abi bir durum anlatıyor. Sanırım o vakit, tabii ben tanık değilim ama Uğur Bey'in 12 Eylül'ün ardından tabii çok önemli bir televizyoncu, TRT'nin başına gelmesiyle ilgili bir hatırat. Ben bunu Cumhuriyet'te yazdım. Uğur Bey buna öfkelendi. Çünkü böyle değil, biz daha sonra Tarık Akan'la konuştuk, bir anlamda helalleştik. Durup dururken bu niye ortaya çıktı diye. Hatta Cumhuriyet Gazetesi'nin baskıcı ve bence ırkçılığa varan yayın politikasını sürdüren Alev Coşkun Bey'i de aradığını hatırlıyorum. Sonuçta benim iddiam değil, bir tarihi veri. Can Yayınları'ndan çıkmış bu kitap da Can Öz Bey'i aradım. Can Öz adı, Erdal Öz'ün oğludur, Can Yayınları'nın sahibi. Dedim ki yeni baskılarda benim gözümden kaçan bir şey varsa Sayın Dündar'a haksızlık etmiş olmak istemem, bir düzeltme var mı dedim. Hayır, bir düzeltme yok dedi. Tarık abi vefat ettikten sonra olduğu için bu olay, Tarık abinin hayat arkadaşı Acun'u da aradım. Çok can arkadaşım, ona da selam söylemek isterim buradan. Sayın Dündar bundan dolayı üzülmüş, böyle anımsanmak istemediği için. Daha sonra bazı arkadaşlarıyla Oda TV'de söyleşi yapılarak Tarık abininle daha sonra uzlaştıklarını söyledi. Bu da tabii Sayın Dündar'ın, tarihi tanıkların
vereceği bir karar. Tarih biraz da böyledir. Nereden baktığımızla ilgilidir. Sayın Dündar 12 Eylül döneminde ne türden bir tutum takındı? Hangi ruh hali içerisindeydi? Elbette ki kendisi ve okuyucuları bilir. Buradan kendisine doğrudan bir ithamda bulunacak değilim. Tarihsel verilerle bakılır. Orhan Gökdemir yazısında bundan dolayı örnek aldım. Orhan önemli bir gazeteci. Sanırım Sayın